Van bizleri kahvaltısıyla karşılarken Van milletvekili Abdullahat Arvas'la kahvaltılı bir sohbetle bir araya gelen Meltem Dikici bölgede yatırımları konuştu. Edremit sahilindeki özel sohbete gidiyoruz. Van milletvekilimiz Sayın Abdullahat Arvas'la birlikteyiz. Bakalım Van hakkında bize neler söyleyecekler, kendisinden dinleyeceğiz bir Vanlı olarak. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz, Van'a şeref verdiniz. Çok sağ olun efendim, o şeref bize ait. Kanal 7 ekibi olarak Van'dan malum Van kahvaltımız çok meşhur. Van kahvaltısı Van'da deniz kenarında yapılır. Evet. Van tarihi geçmişi olan bir ilimiz. Urartu medeniyetlerinden, Selçuklulardan, Osmanlılardan çok tarihi eserleri olan 7000 yıllık bir kent. Evet. Van kahvaltısından bahsedelim. Van'ın değerleri neler karşımıza çıkıyor efendim burada? Şimdi Van deyince kahvaltı ilk önce akla gelir. Kahvaltı deyince de Van'da kahvaltı yapılır. Zengin kahvaltı ve yöresel lezzetli kahvaltı ürünleriyle Van Gölü'nün kenarında güzel sabah kahvaltısı yapılabilir. Doğu'nun son kalesi, doğuda bulunan sınırımız İran. 400 kilometre ile 500 kilometre mesafeyle 5 tane ülkeye ulaşabilen bir kentimiz. Neler değişiyor Van'da? Yatırımlarda belli başlı neler yapıldı? Biz bunu biliyoruz ki hükümetin her alanda eli değmediği bir alan yok. Ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, kentleşmede, her alanda, altyapı ve üst yapıda batıda olan hizmetlerin birçoğu burada da var. Şimdi Van kahvaltısı diyoruz sevgili seyirciler. Evet, Van kahvaltısının özelliği ne? Sayın vekilim tabii bu noktada bizi aydınlatacak ama bunların özellikleri içerisinde çeşitler var. Her yerde bir çeşit geliyor ama burası farklı bir lezzeti var. Niye? Van kahvaltı deyince Van'ın otlu peyniri akla geliyor. Evet, bu değil ve mi? Ve peynir çeşitleri. Onun dışında bizim mor tohumumuz var, yöresel. Bu da undan yapılıyor. Unun kavrulmasından, yağdan yapılıyor. Neydi ismi? Mor tohumu. Mor tohumu. Şurası kavut. Kavut da buğdayın kavrulmasıyla öğütülüp bu şekle alıyor. Çok evet. Tok tutucu. Farklı bir şeymiş bu. Çok farklı bir şey. Kavut. Evet. Yine yöresel reçelimiz. Bu reçellere bayılıyorum ben. Evet. Evet. Daha birçok masadan çeşitler dizilebilirdi. Sembolik de olursa Van kahvaltısının çeşitlerini, lezzetini bol olduğu malum Türkiye biliyor. Evet. Son olarak ne diyelim? Hoş geldiniz. Diyorum ki Van'ımızı görmeye, tanıtmaya, emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Van güzel bir şehir. İnşallah bu güzelliğiyle beraber anılacak. Hedef vizyonlarımız 2023 hedefi, 2051 hedefi, 2071 hedefleri boşuna değil, Allah'ın izniyle medeniyet tasavvurumuzda AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Maneviyatıyla geleceğe yön veren, ışık veren bir siyasi partidir. Allah'ın izniyle bu siyasi partimiz ilel ebed, ömrü yetinceye kadar devam edecek, memlekette iyilikleri çoğaltacak, eksikleri ve yanlışları azaltılması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Biz bu millete sevdalıyız. Biz evet. Allah'ın rızasını ve halkın gönlünü fethetmek için mücadelemizi el birliğiyle vereceğiz.